Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezunum. Uzmanlık alanım diş eti hastalıkları. Uzun yıllardır muayenehane hekimi olarak çalışmaktayım. Diş eti hastalığı, dişlerin tutucu dokularının iltihabi bir hastalığıdır. Dişlerin tutucu dokuları derken, dişlerin içerisinde yer aldığı çene kemiği, dişi çene kemiğine bağlayan yapılar, diş eti ve dişin kökünü anlıyoruz. Bu dokuların iltihabi hastalığına biz diş eti hastalığı diyoruz. Diş eti hastalıkları eğer başlangıç seviyesinde ise çok basit bir tedavi şekli vardır. Bir diş taşı temizliği ve diş bakımının hastaya öğretilmesiyle iş hallolmuş olur. Ama daha ilerlemiş vakalarda cerrahi müdahaleler gündeme gelebilir. Tekrarlayabilir, o da hastanın kendisine bağlıdır esas itibariyle. Hastamız eğer ağız hijyenine kendisine öğretildiği şekilde uyarsa ve belli aralıklarla, yine doktoruna dönerdiği aralıklarla doktor kontrolüne giderse tekrarlamaz. Ama bunlar ihmal edildiği takdirde hastalık tekrarlayabilir, evet. Genel sağlığa çok etkisi var. Çünkü buradan kalkan mikroorganizmalar ve onların atık maddeleri kana karışmaktadır. Kan da bütün vücuda dolaşarak istedikleri organa yerleşebilirler. Damarlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Damarların iç yüzeyine yapışarak orada bir iltihabi süreç başlatırlar. Bu da daha sonra damarın tıkanmasına yahut da damar sertliğinin oluşmasına neden olabilir. Her yaşta gözükebilir ama esas itibariyle bir orta yaş hastalığı olarak kabul edilir. Cinsiyet ayrımı yapmaz, kadında da erkekte de aynı oranda görülmektedir. Dişler küçük başlı fırçayla, orta sertlikte küçük başlı bir fırçayla yukarıdan aşağıya, üst çenede, alt çenede de aşağıdan yukarıya, yani diş etinden dişe doğru süpürürcesine fırçalanmalıdır. Bütün yüzeylerinin fırçalanması gerekir, yani iç, dış ve çiğneme yüzeylerinin. Bunun da ötesinde iki dişin birbirine değdiği noktalara fırça giremeyeceği için bu bölgelerinde diş ipiyle temizlenmesi gerekmektedir. Diş ipini kullanan hastalarımızda genellikle diş eti hastalığı ya da diş çürükleri görmüyoruz. Mucizevi bir araçtır ağız temizliğinde. Muntazaman kullanıldığı takdirde son derece sağlıklı bir ağza sahip olmak mümkün olmaktadır. Diş eti hastalıklarının birçok sebebi vardır ama en önemli neden dişler üzerinde temizlenmeden bırakılmış gıda artıklarına ağızdaki bakterilerin yerleşmesiyle oluşan bakteri plağı dediğimiz tabakadır. Bu yapının 1 mililitresinde 200 ila 500 milyon mikroorganizma bulunmaktadır. Bunların dışında genetik, yani soya çekim önemli rol oynar. Beslenme, sigara, ağız kuruluğu, hormonal değişiklikler da önemli nedenler arasındadır. Bunların dışında bazı ilaçlar, örneğin doğum kontrol hapları, bazı tansiyon kalp hastalıkları ile ilgili ilaçlar ve sara ilaçları diş eti hastalığına neden olabilir. Bazı sistemik hastalıklar, örneğin diyabet, lösemi, hipotiroidi gibi yine diş eti sağlığını etkileyebilir. Bunların dışında ağız kuruluğu da sebepler arasında sayılmaktadır. En son olarak da söyleyebileceğim yanlış yapılmış hatalı krom köprü ve dolgulardır. Bunlar ana nedenleri oluşturmaktadır. Diş eti hastalığından korunmak için öncelikle günde en az 2 defa diş fırçalamak gerekir. Diş fırçalamanın da bir yöntemi vardır elbette. Küçük başlı bir fırçayla, orta sertlikte küçük başlı bir fırçayla az miktarda macun kullanarak üst çenede yukarıdan aşağıya, alt çenede aşağıdan yukarıya ve dişin bütün yönlerini fırçalamak suretiyle temizleme yapılmalıdır. Bu günde en az 2 defa sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce uygulanmalıdır. Onun dışında diş ipi yan yüzlerin temizliği için kullanıldığı takdirde diş eti hastalığından da diğer diş hastalıklarından da büyük ölçüde korunulmuş olur.